Merhaba arkadaşlar. Bu videomda misafirimiz Daiwa T-Force S2000E. Çok güzel, şirin bir makine. Ankara'dan bir arkadaşımız gönderdi bu makineyi. Abi dedi kurtarabilirsek kurtaralım. Makinem dedi çalışıyor ama boşa dönüyor. Boşa çalışıyor. Yardımcı olabilir misin dedi. Tabii dedim gönder. Makineyi aldığımda elime gerçekten çok hoşuma gitti. Şirin. Çok cezbedici. Güzel bir makine. Ve çok az kullanılmış. Neredeyse sıfır bir makine. Bildiğim her yere aradım sordum. Bir tane yayını bulamadım. Eski bir seri olduğu için belki. Ama nereye sorduysam da sıkıntılı makine dediler. Kronik arızası var dediler. İç sistemi çarklı bir sistem. Biraz karışık bir sistem. Daima teknik servisi de bu makinenin arızasını çözememiş. Hatta danıştığım insanlar, parça sorduğum insanlar, bu işin erbabı olan insanlar dedi abi sıkıntılı kronik bir makine. Yayı var bende ama ya ne yaptıysak çözemedik dediler. Dayva servisine gönderdik. Ankara Merkez Servisine. Oradan tekrar makineler geri geldi dediler. Ben de eğer dedim izin verirsem yayı bana ver. Ben dedim bu makineyi kurtarmak istiyorum. Ve o şekilde makinenin içini dışını dağıttım. Ve şimdi sizler için de tekrar bu makineyi dağıtıyorum. Gerçekten bu makinenin bu kadar çözümsüz olacağını ben hiç tahmin bile etmiyordum. Ama eski bir seri olmasından dolayı herhalde. Tabii eskiden de makineler ucuzdu. Pek insanlar önem vermiyordu. Şimdi makineler fiyat olarak uçtuğu için ister istemez önem veriyoruz bu tip olaylara. Şu anda bu makinenin fiyatı 800 lira civarında. E tabii ki az para değil. Şu anda asgari ücretle oranına baktığımız zaman az bir para değil. Evet arkadaşlar, makinemizin özellikleri ise şöyle sıralayalım. Makinemizin toplam ağırlığı 215 gram. 2 artı 1 rulmanlı. 3,5 kilogram drag kuvveti var. Makara kapasitesi ise 0,25 monomisineden 125 metre alıyor. 0,28 monomisineden ise 100 metre alıyor. İp değerlerini belirtmemişler üzerinde. İnternette de aradığımda fazla bir özellik bilgileri çıkmıyor zaten. Eski bir seri olduğu için. Şimdi bu makinemizin biz bakımını yaptık. Makinemizi kurtardık. Ama şuradaki çark olayı çok hassas. Gerçekten bir aydan beri bir tane yayı bulup buraya takmam beni müthiş derecede sinir etti. Ne yazık ki distribütörlerimiz makinaları getiriyor ama yedek parça olarak tek tek bu parçaları bize her istediğimizde sağlayamıyor. O yüzden büyük sıkıntı çekiyoruz. Videonun başında da dediğim gibi Daiwa servisine gönderdikleri halde makine yapılmadan, çözüm bulunmadan geri gelmiş. Bu seri bu şekilde çok sıkıntı yaşamış.
Ben de bunu çözdüm. Kullanıcısına hayırlı olsun diyeceğim tabii ki. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Biraz da yoğun olduğum için bu aralar mobidaşlarım sıkıştırıyor beni. Abi işte benim makineye ne zaman bakacaksın? Benim makinenin bakımını ne zaman yapacaksın? Sezon başlayacak. Kaçırmayalım, geç kalmayalım derken bu makine bir aydan beri bende duruyor ama sonunda parçayı bulduk ve sorunu çözdük arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi makinemizin kapağını açtık, iç organlarına makinemiz 2 artı 1 dedik. Bir rulman ana dişli de sol tarafında. Diğer rulman ise gördüğünüz gibi pinyon dişlisinin ön tarafında bulunmakta. Hemen pinyon dişlisini de sökelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir rulmanımız da burada bulunmakta. İki rulman. Genel olarak alt segment makinelerde bildiğiniz gibi standart sistem. Tabi bu eski seri olduğu için şaft milini, burada yataklama milleri falan yok. Şaft milinin krankını da sökmeden çıkmıyor maalesef. Şu şekilde ayıralım. Evet, 2 artı 1 diyor ama sitede özelliklerinde maalesef 2 artı 1 değil. Tabi çarklı bir sistem olduğu için 2 artı 1 rulmanlı olamazdı. Bir rulman pinyon dişlisinde var. Bir rulman da ana dişlinin sol tarafında var. Evet arkadaşlar, aradığımız parça sadece şu parçaydı. İnşallah gözüküyordur. Bu parçayı sağ olsun bu işi yıllardan beri yapan ustamız ücretsiz bir şekilde bunu bana verdi. Ben de bu makinenin çözümünü buldum. Şimdi biz bütün parçaları söktük her zamanki gibi. Bu makinenin temizliğini yapacağız. Gereken yerleri, gereken şekilde yağlamalarını yapacağız ve makinamızı toplayacağız. Toplarken de özellikle bu çarklı sistemin, anti-reverse sisteminin eski seri olduğu için, eski tip olduğu için özellikle onu sizinle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bu videomuzda bu kadar olsun. Toplarken dediğim gibi detaylı bir şekilde bu sistemi paylaşacağım.
oltası suda olan herkese rast gelsin.